Şimdi cumartesi günü sezonun belki de en önemli maçını oynadık biliyorsunuz. Takımımızda Allah'a çok şükür en önemli galibiyetini aldı. Tabii maçtan dönerken çok tatsız olaylar yaşandı. Bunlardan en önemlisi de işte takım otobüsümüz taşlandı. Bu konuyu öncelikle şüpheli şahıs da yakalandı dün akşam. İfadesi alındı. Yani futbolda uzun süredir görmediğimiz, görmek de istemediğimiz bir olay. Daha bunlar yaşanmıyordu çok uzun süredir ama. Yine bizi buldu. Bu konuda Samsun Spor camiasıyla işi mal etmeye çalışmayalım. Burada bizim taraftarlarımız da yükleniyor. Öncelikle yani bu birkaç haddini bilmez insanın yaptığı hareketi Samsun Spor camiasına yıkmayalım. Onlar da böyle bir şey yaşanmasını istemezler ama yaşanan çok tatsız bir olay. Şans eseri hiçbir oyuncumuz yaralanmadı. Allah'a çok şükür bir şeyimiz olmadan geldik. Olayla ilgili gerekli işlemler yapılıyor zaten. Artık bizden çıktı. Bununla ilgili bizim taraftarımız da Samsun Spor Başkanı'na bir şeyler söylüyor. O cevap veriyor sosyal medya üzerinden. Ya bunlara gerek yok. İki kulübü birbirine düşman etmeye gerek yok. Neticede oynadığımız bir spor, futbol. Bunu maç esnasında tatsızlıklar oluyor. Maçında vermiş olduğu gerginlikle beraber. Yani haftanın en önemli maçıydı. Belki ligin bu yılın en önemli maçıydı. Allah'a çok şükür biz kazandık. Maçta da tatsız olaylar oluyor. Oraya gittiğimizde biliyor musunuz bilmiyorum bizi protokol tribününe almadılar. Ayrı bir tribüne geçtik yöneticiler olarak. Kulüp başkanımızın olmasına rağmen yani kulübü temsilen bir arkadaşımıza bir yer ayırmamışlardı. Belediye başkanımız geldi onu içeriye zor aldık. Ona protokolde bir yer verilmedi. Ondan sonra ya bunlar hep şey maçla alakalı olaylar ama maçı biraz daha stresini belki arttıran olaylar. Ama çok şükür sonucunda biz ihtiyacımız olan puanı aldık. Yani bu gerginliğe de gerçi hak veremiyoruz. Yani bu kırmızı kartların hangisine kim kırmızı kart değildi diyebilir. Bilmiyorum. Samsun Spor hakem lobisiyle uğraşıyor, bir şeyler yapıyor ama en azından 3 maçlık ceza alması gereken hareketler bunlar. Bu olaylarda çok uzasın istemiyoruz. Özellikle ben o protokol konusuna değinmek istedim. Orada çünkü Aytekin Başkan'ı çok uğraştık. Otursun kulübümüzü temsil etsin diye ama sadece Kadir Bey'i aldılar. O da sağ olsun bizle birlikte izledi maçı. Onlara da bizi yalnız bırakmadılar. Teşekkür ederim buradan. Aytekin Başkan'a, Kenan Tatlı'ya, Kadir Aydın'a, Direli Belediye Başkanımız Zeki Şenlikoğlu'na. Onlar da geldi. Biz de beraber izledik. Çok şükür de mutlu döndük. Ondan sonra arkadaşlar bu konuyu çok uzatmadan kapatalım. Futbolda hakikaten artık görmek istemediğimiz olaylar bunlar. Biz kendi taraftarımıza da çağrımız olsun buradan. Bu konunun daha üstüne gitmeyelim. Gerekli şeyleri zaten emniyet mensuplarımız orada jandarmamız yapıyor. Arkadaşı da yakaladılar zaten. Biz kendi gündemlerimize dönelim. Şimdi geçen cuma günü de bir basın açıklaması yapmıştım size yazılı olarak. Bu depoyda bir yerle alakalı. Depoyda bir tarihi bina var biliyorsunuz. Buranın biz daha önceden görüşmelerini yaptığımız bir binaydı. Giresun Rektörlüğü'nde tahsisli olan bir bina. Bunun sözünü almıştık. Buraya bir store mağazası yapmayı düşünüyorduk. Yani Süper Lig yoluna giden bir kulübümüz var. Belki Allah nasip ederse önümüzdeki yıl Süper Lig'de oynayacağız. Ama bir tane küçük store mağazamız var. Bunu çoğaltmak istiyoruz. Şehrimizin de en önemli caddesi, Gazi Caddesi'nde bir store mağazamız olmasını çok istiyorduk. Yalnız bu bina nedense Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne tahsis edildi. Yani bunu
gerçekten çok üzüntüyle karşılıyoruz. Çok beklediğimiz, çok güzel de bir projemiz olan bir binaydı. Gençlik Spor İl Müdürlüğü burayı ne yapacağını da çok merak ediyoruz. Bizim en iyi ilişkimizin olması gereken kurum Gençlik Spor İl Müdürlüğü. Tesiste birlikteyiz, dışarıda birlikteyiz. Ama en çok sıkıntı çektiğimiz kurum da Gençlik Spor İl Müdürlüğü arkadaşlar. Statta biliyorsunuz, statımız açıldı. Affedersiniz içi boş. Locaların içi boş. Biz Adana stadına gittik geçenlerde. Onların da stadı bizden daha sonra açıldı. Tamamıyla hazır bir vaziyette. Bizim stadımızın locaların içi boş. Bizim burada bir başkan odamız yok. Yönetim odamız yok. Kulübü temsil edecek bir tane bile mekanımız yok burada. Bunlarla ilgili taleplerimiz de oluyor. Yan tarafta antrenman sahamız var. Kullanamıyoruz. Acayip bir rüzgar alıyor. Projesinde oranın rüzgar kırıcı ekipmanları var. Kompleksin etrafının korunaklı bir hale gelmesiyle ilgili bir çalışma yapılması gerekiyor. Komplekse şu anda herkes elini kolunu sallayarak girebiliyor. Yani Spor İl Müdürlüğü bunlarla uğraşması gerekirken enteresan işlerle uğraşıyor. Bu binanın kulübümüze geçmesiyle ilgili yapılan bu yanlıştan hızlı bir şekilde geri dönülmesini istiyoruz. Yani o binaya bizim ihtiyacımız var. Gazi Caddesi'nde kulübümüzü temsil edecek bir bina. Bir spor mağazası. Yanında belki küçük bir kafe oranın giderlerini karşılayacak. Böyle bir projemiz var. Bunu hayata geçirmemiz gerekiyor. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne de daha bizim yanımızda olacak, bizi destekleyici olacak, kulübün işleyişini rahatlatacak, daha uyumlu bir süreç temenni ediyoruz. Çünkü biz taleplerimizi oranın üzerinden yapmak zorundayız. Bu statta Gençlik Spor Bakanlığı'na ait. Biz maçlarımızı burada misafir gibi oynuyoruz. Tüm Türkiye'deki uygulama da bu zaten. Buradaki bazen eleştiri de alıyoruz bu pandemi kurallarına uymadığımıza dair. Onu da buradan yeri gelmişken açıklayalım. Stadın kapısını biz korumuyoruz arkadaşlar. Stada giriş çıkışları biz kontrol etmiyoruz. Bizim sadece 20 kişilik bir protokol listemiz var kulüp adına. Biz o listemizdeki isimleri veriyoruz sadece. Onun dışında kapıdaki arkadaşlar Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün arkadaşları. Organizasyonu onlar yapıyor. İçeri girenleri onlar kontrol ediyor. İçerideki açılan locaların kapılarını onlar açıyor. Bizim kontrolümüz dışındaki olaylar. Buradan taraftarımız da çok sitem ediyor. Bunu da bilsinler. Yani şunu demek ki, usulsüz seyirciyi Gençlik Spor İl Müdürlüğü. Kapıyı gerektiği kadar kontrol etmiyorlar. Yani içeri girişleri onlar kontrol ediyor. Usulsüz seyirci demeyeyim de yani girmesi gerektiğinde ya davetli listesi var. Maça gelmesi gerekenler. Rakip takımın listesi var. 20 kişi yani bakanlık bize 20'şer kişi müsaade ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın pandemiyle ilgili kuralları çerçevesinde 20 kişi bizim 20 kişi misafir takımın bir ve de maçta olmasıyla ilgili işte valinin bir koltuğu var, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün bir koltuğu var. Birkaç tane misafir daha alabiliyoruz. Yani onun dışındakiler bizim kontrolümüz dışında gelişiyor. Biz müdahale edemiyoruz o konuya. Arkadaşlar onu bilelim. Yani kapıda bizim kulübümüze ait hiçbir görevli yok. İçeri girişleri de biz kontrol etmiyoruz. Son cevap kısmına geçmedik ama bir şey araya girmek istiyorum. Bu geçenlerde internet kesildi burada. Onun sorumlusu kimdir? Giresun Spor mudur? Maçtan birkaç saat önce. Giresun Spor mudur? Gençlik Spor İl Müdürlüğü. Şimdi şöyle, stat tamamen Gençlik Spor Bakanlığı'nın. Uygulama şöyle oluyor. Biz burada stadın belli bir kısımlarını kiralıyoruz. Kiralamada nedir? Küçük bedellerle, yani bu stadın işlemesi adına, yani devlet bu stadı ilin son yıllarda çok güzel statlar yapıldı Türkiye'ye. Bu statlar kulüpler
için yapılıyor. Yani şehirde başka bir kulüp olsa o da gelip burayı kullanacak zaten. Şimdi buranın bütün sorumluluğu Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne ait. Elektrik faturaları, internet faturaları, atıyorum çimin, sahadaki çimlerle ilgili solar enerji sistemleri, ekipmanlar, hepsi onlara ait, onlara zimmetli. Biz bunların belli kısımlarını kiralıyoruz. Kiraladığımız kısımları kullanıyoruz. Yani internet faturası ile ilgili bir konu tabii ki Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne ait. Yani biz burada bir fatura ya da bir şey sahibi değiliz zaten. Biz burada müsabakalarımızı düzenliyoruz. Müsabaka geldiğinde kullanmamız gereken birimleri kullanıyoruz. Yani stadın arka tarafı biliyorsunuz şey, kapalı spor salonu. Yani buradaki internet orada da kullanılıyor neticede. Ve arkadaşlar çok önemli, kulübünde bir adeti aslında bu da, çekilişimiz var. Bu kulübün şu anki maddi yapısını zaten her seferinde konuşmanın bir anlamı yok. Ben de felaket tellalı gibi her seferinde çıkıp bu konuya dikkat çekiyorum ama zaten zor durumdayız. Sezonu inşallah güzel bir şekilde bitirmeye çalışıyoruz. Her türlü yardıma ihtiyacı olan bir kulübümüz var. Biletlerimiz basıldı. Şöyle göstereyim bunları da. Bunlardan 4000 Bunlardan 4500 tane var. Tanesi 1000 TL. Bazen rakamı çok bulanlar olabilir ama buradan artık taraftarımıza, vatandaşımıza bir bilet alınmıyorsa da 4-5 kişi bir araya gelip de bilet alınabilir. Karşılığında da 3 tane araba vereceğiz zaten biliyorsunuz. Bu bizim için çok önemli. Buna da gerçekten kulübün çok büyük ihtiyacı var. Bu konuda da Sayın Valimize ve Başkanımıza, Belediye Başkanımıza aldığı toplu biletler var. Onun için teşekkür edelim. Aytekin Başkanımız her zaman olduğu gibi yine yanımızda olduğunu bu noktada da gösterdi. Hatı sayılır sayıda bileti aldılar. Enver Ünlü de, Valimiz de keza aynı şekilde. Taraftarımız ve vatandaşımızdan da biz bu çekilişe destek bekliyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde bu biletlerimizi bitiririz. Buradan gelecek paraya da kulübümüzün çok büyük ihtiyacı var. Rakamlar da şaşırtmasın ama arkadaşlar kulübün giderleri de çok yüksek. Deplasman maliyetlerimiz yüksek, primlerimiz yüksek. Yani bu rakamlar çok hızlı bir şekilde de harcanıp gidiyor zaten. Yani bu nokta en önemli olayımız bizim bu biletler arkadaşlar önümüzdeki haftada. Varsa sorularınızı alalım. Giresun Spor sadece Giresun'dan ibaret değil. Yani Akif Başkan'ın yaptığını inşallah kullanacaklar. Şirin Kayseri'ne kadar. Tabii ki il dışında, İstanbul'da, Ankara'da diğer belediye başkanlarımız olsun, bürokratlarımız, vatandaşlarımız, herkesi bu konuda yardıma bekliyoruz. Sayı 4500, toplanacak 4,5 milyon lira rakam, işte maliyetleri çıktığımızda belki 4 milyon lira gibi bir rakam. İnşallah sezonu tamamlamamızda önümüzü açacak. Bizim elimizi biraz olsun rahatlatacak bir para toplayacaktır diye düşünüyoruz. İnşallah yeteri desteği görür. Dönem dönem çıkıyor, destek görmüyor ama bu yıl artık bu desteği görmemiz lazım. Çok fazla bir yolumuz kalmadı. Allah nasip ederse önümüzde 7 tane maç var. Bu 7 maçı da iyi bir şekilde geçiririz. Sonuca hiç bu kadar yaklaşmamıştık. İnşallah şampiyon olarak bitiririz. Hedefiniz ne bu süreçte? Kalan 7 maçta. 7 maçta hedefimiz ligi bitirebildiğimiz en iyi noktada bitireceğiz. Yani şampiyonluk hedefimiz var. Artık bu saatten sonra bunu konuşabiliriz. Biz yönetim olarak biliyorsunuz hep mütevazi bir tavır takındık sezon başından beri. Yani bir şeyleri görmeden konuşmak kolay. Sezon başında büyük vaatler yapmak da kolay ama artık yani yapılan görülüyor. Takım haftalardır lider. İkinciyle aramızda 5 puan farkımız var. Yani bir hafta daha atlamış gibi sayıyorum ben. 6 maçımız var bizim.
bundan da en iyi şekilde çıkacağız. Yani bu lig zor bir lig. Süper Lig'den de keza dönem dönem daha zor. Burada 3-4 maç, 5 maç üst üste aldığınız zaman ligin dengesi bir anda bozuluyor zaten. Biz bu seriyi çok uzun bir boyuta getirdik. İnşallah kalan maçlarda da ilk seriyi yaptığımız bölüme geldik fikstür olarak. İnşallah ilk yarıdaki benzer durumu da yaşarız. Ya büyük stres oluyor arkadaşlar. Bu stresi taşıyamayan takım gördüğünüz gibi hafta sonu işte Samsunspor oyuncuları bunu biraz taşıyamadılar. Maç içinde hırs oluyor. Sonuca gitmeye çalışıyorlar. İşte böyle biz hafta boyunca kulübü de takip ettiyseniz bu stresi taşımakla ilgili motivasyonla ilgili çalışmalar yapıldı zaten bütün hafta boyunca oyunculara. Allah'a çok şükür onlar da taşıdılar. Aslanlar gibi oynadılar. Tam oynamamız gerektiği gibi maçı bitirdik, geldik. Bundan sonraki maçlar da öyle. Hepsi tek tek. Yapmamız gerekeni yapacağız. Geleceğiz. Yahut da burada yapmamız gerekeni yapacağız. 3 maçımız burada var. İnşallah burada hiç puan kaybetmemeyi hedefliyoruz. Deplasmandan da iyi puanlarımızı alacağız abi. En yüksek seviyede bitireceğiz ligi inşallah. Yani buradan bunu artık vermemiz lazım. Bir daha buraya gelmek kolay değil. Bu verilecek otomobillerin marka değerleri belli mi? Abi marka verelim. Zaten resimler de var. Renault Clio şeyin önünde onlar. Araçlar. Renault bayisinin önünde. Yeşil kurdeleleri var. Araçlar onlar. Erikliman Mahallesi'nde. Yolun şurada. Ha, aracın fiyatı 155 bin lira. Aracın markası da abi Renault Clio Joy 1.0 2021 model. 3 tane araç veriyoruz. İnşallah. Ya önemli olan burada zaten aracı almak değil arkadaşlar. Kulübe bir şekilde yardımcı olmak. Biz bu biletleri satmakla ilgili uğraşacağız zaten yönetim olarak. İnşallah insanlar da store mağazamızda bunları bulabilirler. Oradan yeteri kadar katkı alabilirsek çok memnun oluruz. Çok da ihtiyacımız var. Yani bunu her hafta konuşmanın anlamı yok zaten. Sırf yani bu maç için bile verilecek prim çok ciddi bir rakam. 50 bin. Evet, 50 bin lira prim. Samsun maçı için. Evet. Samsun maçı için 50 bin lira prim.